Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir tarifle karşınızdayım. Çok az malzemeli, çok da lezzetli balon ekmek tarifi ile geldim. Vereceğim birkaç püf noktası ile birlikte sizler de evinizde bu güzel lezzeti hazırlayabilirsiniz. Dokusuna ve lezzetine hayran kalacaksınız. Sizi daha fazla bekletmeden hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabının içerisine bir buçuk su bardağı ılık sütü koyuyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı ılık su. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya. ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. İlk olarak içerisindeki şekeri spatulayla karıştırarak eritiyorum. Sonrasında da diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Ve olabildiğince yumuşak ele yapışan güzel bir hamur hazırlayacağım. Tarifte kullanacağınız suyun ve sütün ılık olmasına özen gösterin. Soğuk ya da sıcak olması halinde maya aktifleşmez ve hamurunuz kabarmaz. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Spatulayla karıştırdım. içerisindeki şekeri erittim. Şimdi unu eleyerek ekliyorum. Bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizlerde unumuzu eklerken yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin. Ve unu eleyerek eklemeyi de ihmal etmeyin. Kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için daha az ya da daha fazla un kullanmanız gerekebilir. O yüzden kontrollü şekilde azar azar ekleyin. Son olarak unun üzerine bir yemek kaşığı tuzu ekledim. İlk olarak spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında da elimle yoğurup olabildiğince yumuşak ele yapışan bir hamur hazırlıyorum. Unu eklerken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Fazla eklemeniz halinde hamur çok katı olur ve bazlamalarınız yumuşak olmaz. Hamuru olabildiğince yumuşak tutmaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı oldukça yapışkan. Elle yoğurma aşamasına geçtim. Elimi arada bir ıslatarak hamuru güzelce yoğuruyorum. Tamamen homojen bir hamur hazırladığınızda emin olun. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Balon ekmeklerinizin güzel ve yumuşak olması için hamurun kıvamı oldukça önemli. Dediğim gibi olabildiğince yumuşak bir hamur hazırlayın. Baktınız ki un miktarını biraz kaçırdınız. Su ilavesi yaparak hamuru yumuşatın. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Gayet özlü bir hamur hazırladım. Şimdi kenarlarından topluyorum ve hamuru mayalanması için kenara bırakacağım. Hamuru mayalandırdığınız ortamın sıcak olmasına özen gösterin. Soğuk olması halinde mayalanma süresi uzayacaktır. Hamuru güzelce toparladım. Son olarak üzerine biraz un serpeceğim. Çünkü olabildiğince kabaracak ve bu kabın içerisine sığmayacak. Üzerindeki tabağa çok fazla yapışmasını istemediğim için üzerine biraz un serptim. Şimdi üzerine bir tabak kapatıyorum ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamuru 1 saat boyunca mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Hamurun kıvamı ne kadar yumuşak olursa hamurunuz o kadar güzel kabaracaktır. Bunu ihmal etmeyin. Olabildiğince hamuru yumuşak tutun lütfen. Çok fazla olmayacak şekilde hamurun havasını alıyorum. Tezgaha biraz un serperek hamuru tezgah alıyorum. Bu aşamada lütfen hamurun havasını çok fazla söndürmeyin. Bu sayede balon ekmekler çok daha yumuşak olacak. Üzerine de biraz un serpiyorum ve hamuru eşit bezelere ayırıyorum. Bu tarifte toplamda 13 tane beze elde ediyorum. Eğer evinizde mutfak terazisi varsa benim yaptığım gibi gramlarını ayarlayabilirsiniz. Her bir beze 150 gram olacak şekilde hazırladım. Ama mutfak teraziniz yoksa göz kararı da hazırlayabilirsiniz. Bezelerimin tamamını eşitledikten sonra şimdi yuvarlıyorum. Tepsiye bolca un serpiyorum. ve bezelerin havasını çok fazla söndürmeden yuvarlıyorum. Bezeleri koyacağınız tepsinin bolca unlanması önemli. Çünkü dinleneceği için daha da mayalanacak ve yapışma söz konusu olabilir. Bu şekilde hazırlıyorum. Aralarında da bayağı boşluk bıraktım birbirlerine yapışmasını istemiyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri bir poşetin içerisine geçiriyorum. Bu sayede hava almayacak ve üzerleri kabuk bağlamayacak. Yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Bezeleri yarım saat boyunca dinlendirdim. Gördüğünüz gibi kabarmış ve bezeler neredeyse birbirine yapışacak. Özellikle boşluk bırakmayı ihmal etmeyin. Şimdi hazırlamış olduğum bezeleri açma zamanı. Tezgaha biraz un serperek dinlenen bezeleri açmaya başlıyorum. Bu aşamada ben merdane kullandım. Dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Hamuru açma esnasında bolca un serpmenizi tavsiye ederim. Yapışmayacak şekilde açmaya ve her yerin eşit açmaya özen gösterin. Bütün bezeleri bu şekilde açtıktan sonra da bir yarım saat daha dinlendireceğim. Sonrasında da ekmeklerimi pişirmeye başlayacağım. 13 tane bezeyi bu şekilde hazırlayalım, açalım. Sonrasında da temiz bir bezin üzerine koyalım. Bezin üzerine un serpmenize gerek yok. Zaten bezelerde un var, yapışmayacaktır. Sonrasında bu açmış olduğumuz bezelerin üzerine de bir bez kapatacağız ve yarım saat daha dinlendireceğiz. Süre sonunda da teker teker pişirmeye başlayacağız. Bezeleri açtıktan sonra sirkeliyorum, fazla unundan arındırıyorum. Gördüğünüz gibi bezin üzerine koydum ve bezelerin üzerine kapatıyorum. Şimdi ekmeklerimizi pişirme zamanı. Tavayı güzelce ısıttım Isıtmış olduğum tavaya hamuru koyuyorum Gördüğünüz gibi Bezin arasında da gayet güzel mayalanmış ve kabarmış Şu an ocağın altı en yüksek ayarda Ve hamurun üzerinde kabarcık çıkmaya başladı gördüğünüz gibi Kabarcığı gördüğünüz anda hemen hamuru ters çevirin Bir bazlamanın pişmesi yaklaşık 3 dakikayı buluyor bu süreyi daha da hızlandırmak için 2-3 tane tavayı aynı anda ısıtıp pişirebilirsiniz. Bu arada aklınıza soru işareti kalmasın diye pişirme aşamalarını kesmedim. Sizlere en ince ayrıntısına kadar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tekrar diğer yüzünü çevirdim ve ekmeğim kabarmaya başlıyor. Bu balon ekmeğinin en önemli özelliği birkaç kez çevrilerek pişiyor olması. O yüzden bir yüzü güzelce pişsin, diğer yüzünü çevireyim şeklinde yapmayın. 3-4 kez çevire çevire güzelce pişirelim. Diğer yüzünü de çevirdim ve şimdi kabarmaya başlıyor gördüğünüz gibi. bu kabarma sayesinde içerisinde buharlaşma oluyor ve içerisinde gerçekten çok güzel pişiyor. Videonun sonunda sizlere içinin güzelliğini yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi bazlama yüz yuvarlak oldu. Bu aşamadan sonra artık bazlamamız pişti demektir. Bütün bazlamaları aynı şekilde pişirelim. ve bir bezin üzerine alalım. Bazlamaları pişirdikten sonra isteyen üzerine tereyağı sürüp afiyetle yiyebilir. Özellikle kahvaltılarınızda ve beş çayınızda yiyebileceğiniz nefis bir tarif. Balon ekmeklerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra soğumasını bekleyin. Buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa kaldırın. Yiyeceğiniz zamanda çıkartın, ısıtın ve afiyetle yiyin. Tereyağlı da başka güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı, dokusu her şeyle harika bir tarif oldu. Dokusuna hayran kalacaksınız. İçinin güzelliği de ortada. Ekmeğin içi gördüğünüz gibi göz göz. Yumuşacık. Gerçekten çok güzel bir tarif. İnanın abartmıyorum. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve beğenirsiniz. Biliyorsunuz mübarek Ramazan ayı da geliyor. Dilerseniz bu balon ekmeklerimizden bolca yapıp dondurucuya veya buzluğa atıp iftar ve sahur vakitlerinizde ısıtıp tüketebilirsiniz. Böylelikle oruçluyken kendinizi de yormamış olursunuz. Videoda sizlere bütün detayları, aşamaları ve püf noktalarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.